Sardunya'nın ağladığı. Tam tepenin dibinden başını hafifçe yukarı kaldırınca kalenin surları görünüyordu. Devasa. Ne zaman büyüdü bu kadar bu şehir? Zamanında şu kadarcık kalenin içine kurulmuş. Ki şu kadarcık dediğin bile şimdiki şehre göre şu kadarcık. Koskoca kaleye kurulmuş şehir. Kaç yılda büyüdü bu kadar acaba? Ucu bucağı anlaşılmıyor kalenin eteğinden bakınca. İsmet'in evi hala kalenin yamacında. Bir rakı sofrası kurar İsmet. Bir meze hazırlar. Parmaklarını yersin vallahi. Tarator yapar hasından. Patlıcanın envai çeşidini bulursun masada. Favasından tavasına, parmak boyu kesilip mısır ununda kızartılmışından imam bayıldısına. İmam patlıcanın rakıyla güzel gittiğini görecek olmalı ki bayılmış hasetinden. Allah'la kitapla ne işi var canım rakının? İbadet ayrı, kabahat ayrı. Hem varsa da İsmet kendi çekecek cezasını. Sanki bilmiyoruz canım. Cennet de burada, cehennem de. Zaten çekiyoruz çekeceğimizi. Daha ne cehennemi yahu? Değil mi İsmet? Tatlı tatlı anlatırdı İsmet. Aynen bu kelimelerle. Belki 500, belki 1000 kere serler hoş olunca. En son kadehi de içer. Rakı bardağı kadın gibidir. İnce bellisi makbul. Diyerek rakı içtiği ince belli çay bardağının her gece bir tanesini atardı kalenin yamacından, uçurumdan aşağı. Her akşam bir kadehte rahmetli abi için dururdu masada. Tam köşede. Her akşam tazelenirdi rakı. Gecenin sonunda da rahmetlinin diktiği sardunyanın dibine dökülürdü. Bu sardunya ne sohbetler duymuş, ne muhabbetler görmüştü. Rakıyla daha bir güzel açardı çiçeklerini. Daha bir mis kokardı İsmet'in dediğine göre. O akşam yine oturduk içmeye, tam güneşin batımında. Güzel bir serinlik var havada. Efil efil bir rüzgar tatlı tatlı okşuyor sardunyanın yanağını. Sardunya da memnun halinden, bir kıvrılma, bir işve, bir naz salınıp duruyor gelinlik kızlar gibi. İsmet hazırlamış mezenin kralını, karşıda gecekonduların göz gözü görsün yeter ışıkları yavaş yavaş yanmaya başlıyor. Hamit abi alıp gelmiş iki büyük rakı da İsmet onları dolaba koyup bir gün önceden kokusunu dededen bellediği yöntemle aldığı şişelerden birini açıyor. Bir yandan masaya beyaz peyniri, kavunu, cacığı, envai çeşit patlıcanı sıralıyor. Diğer yandan mangala kömürle çıra diziyor. Yine bir gün önceden soğanlı, baharatlı, zeytinyağına yatırdığı etleri getiriyor tepside. Oğlana da sesleniyor sazı alsın gelsin diye. İlk yudumlar alınıyor ince belli bardaklardan. İsmet göbeğini hoplata hoplata gülüyor. İşte diyor. Hayat bu dostlar. Çal oğlum Ali bir türkü. Ali başlıyor çalmaya. İyi saz çalar Ali. Köken belli. Doğarken tepesinde ilk gördüğü şey zaten saz. Dedesi de çalarmış. Amcası da. İkisi de rahmetli. Bir tek İsmet bilmez sülalede saz çalmayı da. Onun da sesi güzel. Hele bir başladı mı söylemeye elini kulağına atıp bir uzun hava. Oturur ağlar kaya olsa. Nitekim öyle oldu. Kahkahalarla başlayan muhabbet dördüncü kadehlerden sonra bir uzun havayla gözyaşlarına boğuldu. Herkes sustu. Kendini dinledi. Geceyi dinledi. Sardunya'yı dinledi birkaç dakika. İsmet bozdu sessizliği. Türküler var ya bu türküler. Kimini yardan geçirir, kimini yardan uçurur, dedi. Ahmet vardı devrinden. Saza verdi gönlünü. Türküye verdi. Nişanlısı sultan kızı unuttu köyde, yola düştü. Türkü uğruna, saz uğruna yardan geçti. Yardan uçanın da rakısı, aha orada duruyor. Fazla geldi insanlığı dünyaya. Herkesi kendi gibi belledi. Ömrü hayal kırıklığıyla geçti. Kime iyilik ettiyse kötülük gördü. Kime can dediyse sırtından vuruldu. Dayanamadı. Tam bu türküyü okurken ben, aha kendini kaldırdı. Benim her akşam bardak attığım gibi şu yardan aşağı attı. Kapı gibi adamdı. Da çocuk gibi yüreği vardı. Ağır geldi bu hayat. Kaldıramadı. Delirdi garibim. Abimdi. Kral adamdı. İsmet Türkiye devam ederken gördüm Sardunya'nın ağladığını.